Anlıyorum. Değerli siyasi partilerimizin, derneklerimizin değerli yöneticileri, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizleri de ayrıca saygıyla selamlıyorum. Kısaca kendimi tanıtayım, sonra sürece ilişkin, seçimlere ilişkin fikirlerimizi size hızlıca aktarmış olalım. 1982 yılında İzmir Karşıyaka'da doğdum. Ege Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nde eğitimimi aldım. Atatürk'ün bütün eserleri, Atatürk'ün doğumundan ölümüne kadar bütün yazılarını ve konuşmalarını bir araya getiren Atatürk'ün bütün eserlerinin Osmanlıca araştırma bölümünde çalıştım. 2006 yılında üniversitelerdeki Atatürkçü düşünce topluluklarını bir araya getirerek arkadaşlarımızla birlikte, il başkanımız Cem Dikmen de onların arasındaydı, Türkiye Gençlik Birliği'ni kurduk. Türkiye'nin en hızlı büyüyen gençlik örgütü oldu Türkiye Gençlik Birliği. 2006'da kurduktan sonra milli bayramların yasaklanmaya cüret edildiği günlerde 19 Mayıs'ta 2012'de ilk bayrağı açtık. Bandırma Vapuru'nu İstiklal Caddesi'nde 200 bini aşkın gençle, o zaman Fethullah örgütünün devlet kurumlarına hakim olduğu dönemde bir bayrak açtık ve mücadele bayrağını bugünlere kadar hep birlikte taşıdık. Aynı mücadele 29 Ekim'de Ulus'ta da oldu. O dönemde hatırlarsanız 29 Ekim'in kutlanmasının yasaklandığı konuşuluyordu, cüret edilmişti. Biz de o zaman Türkiye'de milli bayramların yasaklanamayacağını fiilen onların kanunlarını eze eze göstermiş olduk. 2013'ten itibaren de Aydınlık Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini yapıyorum. Bu sırada tabii çok sayıda Silivri eylemleri, Ergenekon döneminin tertiplerinde de Vatan Partisi en önde mücadelesinde biz kadrolarına görev verdi. Onları başarıyla yerine getirmeye çalıştık. Geldik 2019'a değerli dostlar. Sistem tıkandı. Şu anda borcu borçla kapatma dönemi bitti. Ta 1980'den beri bütün iktidarlar nasıl ayakta kalıyordu? Sıcak parayı buluruz, fabrikaları satarız, toprağımızı satarız, tarımı çökertiriz, günü kurtarırız. İstisnasız 1980'den beri bütün iktidarların yürüttüğü program aynıydı. Bu programda işçiler, emekçiler sistemin üzerindeki kamburdu. O yüzden bir insanın vücudunu satması gibi, böbreğini, ciğerini, kalbini satması gibi Türkiye'nin ekonomi birikimi satıldı. Fabrikaları satıldı. En son şeker fabrikalarında gördük bunu. Ki Cumhuriyet savaştan çıkmış bir ülke olmasına rağmen 1939'da uçak fabrikası satacak duruma gelmişti. Uçak fabrikasını kurup uçak satacak duruma gelmişti. İsviçre'ye 1939'da uçak satıyorduk. O ülke 10 yıl önce savaştan çıkmış, her yerinden dumanlar yükseliyordu. 7 ülke işgal etmişti. Atatürk'ün kurduğu fabrikalar, Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu fabrikalar yabancılara satıla satıla, peşkeş çekile çekile şu anda sistem ayakta kalmaya çalıştı ama o deniz bitti. O deniz bitti. Tank palet ve şeker fabrikası ile birlikte sistem artık tükendi. Satacak bir şey bulamıyor. Ve Türkiye'nin yaşadığı manzara ne? Kendi kendine yeten 7 ülkeden birisiyken ne olduk? Her şeyi dışarıdan alan bir ülke haline getirdiler. Şimdi bu sistem bitti ve ekonomik kriz derinleşecek. Maalesef gülücükler dağıtıp pozlar vermiyor Vatan Partisi'nin yöneticileri, Vatan Partisi'nin adayları. Bir hakikatle milletimizi yüzleştirmeye çalışıyor. Ekonomik kriz Nisan'dan itibaren maalesef derinleşecek. Ne yapıyor siyasi partiler? Önlem olarak ne alıyor sorusuna biz cevap üretemiyoruz. Hiçbir şey yapmıyor aslında. Bunu Ekonomi Bakanı'nın günlük faaliyetini gazeteci olarak takip ediyorum, izliyorum. Aydınlık Gazetesi'nde görevimiz gereği. Maalesef kapsamlı bir üretim devrimine geçebilecek programı gösteremiyorlar. Berat Bey ve arkadaşlarının çalışmalarına bakıyoruz, ne yapıyorlar gün içerisinde diye. Sıcak para komisyoncularının, dolar vurguncularının iktidarını devam ettirebilecek önlemler dışında bir önlem alamıyorlar. Zaten hükümetin sınıfsal yapısı da bir üretim devrimine ülkeyi geçirmeye uygun da değil. Çünkü etraflarında dar bir yiyici grup çöreklenmiş, üreticiler kenarlara itilmiş.
Bunu TÜSİAD yöneticileri bile söylüyor. En son TÜSİAD'ın toplantısında tarım vurgusu yapıldı, üretim vurgusu yapıldı ki biliyorsunuz TÜSİAD hiç bunları söylemezdi. Onlar da başka programların peşinde giderdi ama Türkiye artık güvenliği için üretmek zorunda. Güvenliği için. Sayın Doğu Perinçek liderliğindeki Vatan Partisi liderleri 40 yıldır bugünü anlatıyordu. Üreten Türkiye diyerek. Türkiye'nin güvenliği konusunda bir hatta girdi Türkiye. FETÖ gibi, PKK gibi terör örgütlerinin tasfiyesi noktasında en son bizim söylediğimiz noktaya geldi Türkiye. Şimdi ikinci noktaya getireceğiz. Türkiye'ye üretim devrimi yaptıracağız. Hep birlikte bunu önderlik edeceğiz ve bunun ekonomi programını Türkiye'ye kabul ettireceğiz. O yüzden önümüzde ikinci bir görev var. Bu seçimin içerisinde bulunduğumuz süreçte en önemli görevi bir vatan savaşının sağ salim devam etmesi. Doğu Akdeniz'deki tehlikeye yıllardır dikkat çekiyorduk. Oradaki tatbikatlara, İsrail'in, Yunanistan'ın, Rum kesiminin yaptığı tatbikatlara hep mavi vatanı savunalım diye gazetemizde ve televizyonumuzda vurguluyorduk hatırlarsanız. En son Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarihin en büyük tatbikatını yaptı. Gazeteler vermiyor, televizyonlar vermiyor ama çok büyük bir meydan okuma gerçekleştirdik. 103 gemiyle birlikte bizim bir muhabir arkadaşımız, haber müdürü arkadaşımız da o gemilerden birindeydi. Aydınlık'ta birkaç gündür yazıyor izlenimlerini. Türkiye Doğu Akdeniz'de de bir savaş pozisyonuna girdi. Çıkarımızı savunmak için, Kıbrıs'ı savunmak için. Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklara İsrail'in, Rum yönetimini ve Yunanistan'ın el koymasını engellemek için. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, hangi süreç içerisinde seçime giriyor Türkiye? Bir, savaş koşullarındayız. Bunun üzerinden atlayamayız. Mehmetçik Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin birliğini sağlamaya çalışıyor. ABD destekli PKK bölücülüğünün uzantılarını etkisiz hale getirmeye çalışıyor. İkincisi, içeride de başta FETÖ olmak üzere devlet hukukunun üzerine kendi kanununu koymaya çalışan, sözde dinci o yapılanmaların üzerine gidiyor. Sadece FETÖ'de değil. Bir yığın grup var biliyorsunuz. Devlet hukukunun üzerine kendi hukukunu koymaya çalışan bir yığın grup var. Devlet içinde örgütlenmiş ve devleti ele geçirmeye çalışan küçük gruplar ki bunların çoğu emperyalizme bağımlı. Amerika'ya bağımlı gruplar. Dolayısıyla bir, bunun üzerinden atlayamayız. Bu gerçekle yüzleşeceğiz. Kim sizden oy isterken bu sürecin parçası olduğunu söylüyor, buna dikkat etmemiz lazım değerli dostlar. Vatan savaşı sürecini sekteye uğratacak ittifaklara giren, bu savaşı sekteye uğratacak söylemlerin içerisine girenlerle Vatan Partisi asla yan yana gelmez. Şimdi kimisi bize diyor ki, dün de bir yerde konuşma sonrasında bir yurttaşımız söyledi. Oy alacak şeyleri söyleyin, niye bu tehditleri söylüyorsunuz, tehlikeleri söylüyorsunuz diye. Bizim için oy alacak şeyleri söylemekten öte Türkiye'nin birliğini ve bütünlüğünü savunmak önemli. Evvela buradaki kırmızı çizgimizi çizmemiz lazım. Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü hep her şeyin üzerindedir. İkinci noktada ekonomide hükümet partisinin ve ittifakının bir çözüm üretemediğini görüyoruz. Onlar da kabul ediyor zaten. Haberler için ekonomi kurmaylarını aradığımızda, şu konuyu nasıl çözeceksiniz dediğimizde ekonomi bürokratlarının cevap veremediğini görüyoruz. Dolayısıyla burada da Vatan Partisi'nin çözümleri, Vatan Partisi'nin ortaya koyduğu çözümler dışında ikinci bir ekonomik kurtuluş reçetesi diyebileceğimiz bir seçim yok ortada. Hani ikinci bir partinin şurada ekonomiyi böyle kurtarabiliriz diyebileceği bir program görmüyoruz. Keşke görsek. Değerli arkadaşlar, son 3 ayda Vatan Partisi tam 52 ilde ekonomi kurultayı düzenledi. 52 ilde. Son 3 ayda. Çoğuna genel başkanımız Doğu Perinçek gitti. Çözümlerimizi açıkladı. Sağında ziraat odaları vardı. Solunda esnaf odaları vardı. Sanayicilerimiz vardı. Tüccarımız vardı. Türkiye'nin üreten kesimi vardı ve onlarla birlikte Türkiye'nin ekonomik kurtuluş programını olgunlaştırdık. İkincisi de Vatan Partisi'ni diğer partilerden ayıran en önemli nokta elimizde bir ekonomik kurtuluş programının olması. Vatansever dostlar tabunu 2003'den 2002'den beri biliyor. Dolar yasaklansın kampanyasında hatırlarsınız. 2002'ydi galiba. 2002 ya da 2003'te bir bayrak açtık o zaman. Dedik ki Türk ekonomisini dolara teslim edemezsiniz. Ey bu düzen partileri, sistem partileri. Bu paradan para kazanan vurguncuların, faizcilerin partileri. Dedik ki
Türk ekonomisini dolara teslim etmeyin. Hatırlarsınız rahmetli Ecevit'e bir Irak Savaşı öncesi bir operasyon yapılmıştı. Yazar kasaların havaya uçtu. Doları piyasadan çekmişlerdi. Türkiye'yi Irak, kardeş Irak halkının üzerine sürmek için. Ve o zaman ne dedik? Türk ekonomisinde dolar hakim olduğu sürece daha çok tehdit yeriz. Trump bir ay önce nasıl bir tweet attı? Sizi mahvederim dedi. Hatırlayınız. Cürete bakın, adamdaki küstahlığa bakın. Piyasada dolar hakim olduğu sürece Trump bizi tehdit etmeye devam eder. Burada da Türkiye bir devrime, Türk lirası devrimine gidecek. Buna önderlik edebilecek program sadece Vatan Partisi'nde var. Ve oradaki sloganımızı tekrar edeyim. Türkiye'de Türk lirası Türk bayrağı. Hiçbir yabancı para biriminin hakimiyet kurmasına izin vermeyecek. Şimdi geldik yerel seçimlere. En son değerli arkadaşlar, adayları izliyorum. İstanbul'da bu sefer az aday var. 2014'teki gibi 17-18 tane aday yok. 3 tane 4 tane aday var. İzliyoruz diğer adayları da. Öyle hayrete kapılıyorum ki en son ben çıkıp şöyle bir açıklama yapacağım. Ey İstanbullu, kusura bakmayın. İstanbul'a bu kadar betonu biz yaptık. İstanbul'a bu kadar zararı biz verdik. Özür diliyoruz diyeceğim. Bu kadar yüzsüzce, altını çizeceğim, yüzsüzce İstanbulluyu kandırmak için bu kadar aleni yalanlar söylenemez. Şu anda değerli arkadaşlar, beton ve rant partileri sanki 20 yıldır, 30 yıldır belediyeleri Vatan Partisi yönetmiş gibi konuşuyor. Kartal'da bina çöktü. Biliyorsunuz 21 yurttaşımız o binanın altında kaldı. İnceledik nedir bu olay diye, ne zaman yapılmış bu bina diye. Bakın altından ne çıktı. 2 hafta önce kamuoyuna duyurduk bunu. O dönem Kartal'da Vatan Partisi'nin yöneticileri şöyle bir 1996'da şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki, ey Kartallılar, burada büyük bir imar şebekesi var. Büyük bir rüşvet çarkı var. O rüşvet çarkına dikkat çekiyoruz. Bu binalar çöker diyor. Ta 96 yılında. Vatan Partisi'nin yöneticileri. Ve savcılığa gidiyor, suç duyurusunda bulunuyor. Savcılık ciddiye alıyor, belgeleri inceliyor. Ve belediye başkanını, o dönem bizim Vatan Partisi Kartal ilçe örgütü, görevden aldırıyor. Mehmet Sekmen'i. Sonra İçişleri Bakanlığı beyefendiyi yeniden 97 yılında belediye başkanlığı koltuğuna oturtuyor hukuksuz bir şekilde. Bizimkiler, Vatan Partililer yine mücadele ediyor. Diyor ki burada Kar Yapsan, şirketin ismini de vereyim, bir rüşvet mekanizması var. Kar Yapsan'a para girdi çıktı gösteriyorlar. O para bürokratların cebine dağılıyor, belediye bürokratlarının. O binalar orada kalıyor ve Mehmet Sekmen bu mücadelenin sonucunda ikinci kez görevden alınıyor. Şu anda bu beyefendi nerede biliyor musunuz? Erzurum'un belediye başkanı. Ha, şimdi oradan ders çıkardık diyorlar ya. Nasıl ders çıkarmışlar? Kaçırmışlar buradan, Kartal'dan Erzurumlu'nun başına bela etmişler. Biz de Erzurum'daki Vatan Partili dostlarımızı uyardık. Bu adamı dikkatli takip edin, burada sabıkalı diye. Yaptırdığı binalar milletin tepesine çöküyor. O yüzden bu mekanizma değerli arkadaşlar, Kartal'da çöken bina şöyle bir işaret veriyor. Aşağı yukarı bütün belediyeler böyle yönetildi. Bir rüşvet mekanizması, bir beton ve rant mekanizması var. İstisnasız bütün belediyelerde borçlanma. Dolayısıyla burada Vatan Partisi şöyle bir ihtilal ortaya çıkıyor. Biz Vatan Partisi belediyeciliğinde evvela bu mekanizmayı dağıtacağız. Bu mekanizmayı bozarak milletimize hizmet edeceğiz. Çünkü buradaki rant ve rüşvet mekanizmasını bozmazsak milletin çıkarını savunamayız. İlk açıklamamızda yedi renkli güzel kenti, yedi tepeli güzel kentimize yedi renk vaat ettik. Birincisi kırmızıydı. Milli bayrağımızın, Türk bayrağımızın bizi birleştiren sembolümüzün rengi, kırmızı renk. Ve dedik ki belediyelerimizi uluslararası tekerlerle girdiği bağımlılık ilişkilerinden kurtaracağız. Finans merkezlerinin denetiminden kurtaracağız. Şu anda Türk belediyeciliği, yerel yönetimler borç içerisinde yüzüyor. Borçlandırıyorlar. Bu sistemi yürütenler hem devleti borçlandırdı hem de belediyeleri borçlandırdı. Birinci rengimiz o yüzden kırmızı dedik. Milli belediyecilik, milli Ankara ile birlikte var. Ankara ile birlikte Türkiye'yi yönetecek. İkinci rengimiz yeşil. Yeşil İstanbul vaat ediyoruz. Yeşil İstanbul, bundan önceki belediyeler niye yapmadı da şimdi yeşil diyor?
betonu dökenler. Yeri gelmişken söyleyeyim. Neden bu belediye başkan adayı olarak ortaya çıkanların hepsinin kendisinin, amcasının, dayısının inşaat şirketleriyle ilişkisi var? Hepsinin bir şekilde bir inşaat firması var akrabalarının. Bu belediye başkanlığı inşaat firması yönetmek mi? Hepsi aday oluyor. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının da akrabalarının inşaat şirketlerini inceleyin. Avcılara bakmadım, burada arkadaşlarımız bakıyordur ama baktığımız her yerde şunu görüyoruz. Belediyeler bir finans kuruluşu olmuş. Kamu hizmet aracı değil, bir finans kurucu olmuş. Bir şirket kuruluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 şirket kurmuş. O şirketlerle yönetiyorlar belediyeyi. Değerli arkadaşlar, şirket özel kar peşindedir. Belediye kamu hizmeti yapar. O yüzden Vatan Partisi olarak ilan ediyoruz. Belediyenin gücünün ve olanağının yettiği hiçbir hizmeti şirketlere yaptırmayacağız. Bütün bu yiyici şirketlerin hepsini kapatacağız. Ve kamu kaynaklarını koruyacağız. Tabii belediye başkanları, bu düzen partileri, rant partileri, beton partileri, şirketleri şundan seviyor. Sayıştay denetiminden belediye bütçesini kaçırmanın yolu şirket kurmak. Çünkü siz kuruyorsunuz 30 tane şirketi, ihaleye veriyorsunuz işleri. O para aşağıya doğru yayılıyor, taşeron taşeronunu yapıyor. Hem işçiyi eziyorlar, hem de kamu kaynaklarını şirketlerin arasında paylaştırıyorlar ve yağmalıyorlar. Dolayısıyla burada kırmızı çizgilerimizden birisi, diğer adayların ağzına almadığı, alamadığı noktalardan birisi bu. Belediyelerde şirketleşmenin önüne geçeceğiz. Kamu hizmetini hakkıyla yapacağız. Öyle belediye kaynakları bir kısım belediye bürokratını zengin etme makamı değildir. O kaynakların hepsini keseceğiz ve bunu defterdarlığın önünde ilan edeceğiz. Diyeceğiz ki açın defterleri efendiler, hadi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 42 milyar 610 milyonluk bütçesini nereye harcıyorsunuz? Niye bu bütçe görüşmelerini kapalı kapılar ardında yapıyorsunuz? Biz Vatan Partisi olarak bütün bütçe görüşmelerini halka açık yapacağız. O kapıyı açık tutacağız, bütçe görüşmelerini isteyen muhtarımız, isteyen derneğimiz gelsin, o bütçe görüşmelerini yakından izlesin. Kapıya da asacağız, 42 milyar 610 milyonun nereye gittiğini kuruş kuruş halka ilan edeceğiz. Halktan gizli bir tek karar alınmayacak. Bu da bizim beyaz rengimiz. Yani beyaz İstanbul. Halktan gizli karar alınmasını engelleyeceğiz. Diğer renklerimizi de peyderpey açıklamaya devam edeceğiz. Ben sözü çok uzatmamak için diğer renklerimizi basın açıklamaları sırasında duyurduğumuzda dikkatinize sunacağım. Basından büyük bir sansür var, onu söyleyeyim. Biz Vatan Partisi olarak buna alışkınız. Her seçimde Vatan Partisi'ni perdeleme dönemi olur. Zor zamanlarda Vatan Partisi sahneye çıkar. Fotoğraflarda hep Vatan Partisi vardır. Bir yerde işçiler, emekçiler atıldığında hemen Vatan Partisi'nin kapısını çalar. Hoş, iyi de yapıyorlar. Eyvallah, hiç de bir şey demeyiz. Gelsinler, hakkını arayan Vatan Partisi'nin yanına gelsin. Omuzumuzu veririz. En son Uzel işçilerinin yanındaydık 2 gün önce. Haklarını alamamışlar. Onlarla omuz omuza veriyoruz. Silivri'de ordumuz hapsedildiğinde biz yine celladın üstüne yürürüz. Milli bayramlarımız yasaklandığında biz ortaya çıkarız. Amerikan askerinin başına çuval geçirilip Türk milletine özgüven verme gerektiğinde, görevi olduğunda biz ortaya çıkarız. Ermeni meselesi olduğunda yine Vatan Partisi sırtına alır yükü yürür. Özelleştirilen fabrikalar olduğunda yine Vatan Partisi çıkar. Köylünün yanına yine Vatan Partisi gider. Her fotoğrafta biz varız. Mücadelenin olduğu her fotoğrafta Vatan Partisi'nin, benim gurur duyduğum partimin kadroları vardır. Ama seçim fotoğraflarına biz giremiyoruz. Bu kodamanlar bir anda ortaya çıkıyor. Nereden çıktılarsa hiç bu zor zamanlarda görmüyoruz etrafımızda. Çıkıyorlar bir anda, her yerden böyle adamlar çıkıyor. Seçim akşamı bize omuzlarını vuruyorlar, o fotoğrafa onlar giriyor. Dolayısıyla burada değerli arkadaşlar, Vatan Partisi'ne sansür uygulayan bu sisteme kafa tutacağız. Yapamazsınız bunu. Vatan Partisi'nde program var. Vatan Partisi'nde kadro var, irade var, cesaret var. Vatan Partisi'nde bundan sonra oy da olacak. Hep birlikte oy da toplayacağız. Vatan Partisi'ni o fotoğrafa sokacağız. Ben böyle deyince bazı dostlar şöyle cevap veriyor. Ya oyumuz boşa giderse? Ben de şöyle diyorum böyle diyen dostlarımıza. Şu ana kadar verdiğiniz bütün oylar boşa gitti. Hatta şöyle diyebiliriz.
Şöyle diyebiliriz. Türk milletinin başına ne geldiyse verdiği oylar yüzünden geldi. Ne geldiyse. Bütün bunlar şöyle bir tiyatro yapıyor. Hazineden alıyor 770 milyonu. Sizin paranızı, bizim paramız 770 milyon hazineden alıyorlar, partilere dağıtıyorlar. Bir bölümü de PKK'nın partisine gidiyor o paraların. PKK adamlarına yolluyor. Biliyorsunuz o aldığı paraların bir bölümünü. 770 milyon alırlar hazine parasını. Sizden aldığı o gasp ettikleri parayla ses aracı yaparlar, bir de başımızı ağrıtırlar. Kendi paramızla bir de başımız ağrır. Sonra ortalığa bayraklar asarlar. O paraları savururlar. Bir de ortalığı pisletirler. Bizim paramızla. Hem de arkasından sandık için ellerindeki televizyonları, bu sistem partilerini Hacivat Karagöz oyununu oynamaya devam ederler. Medya gücüyle. İki tane parti seçime giriyormuş gibi. Dikkat edin. O kadar detaylı projeler açıkladık. Hiçbirine dönüp bakmadılar. Mavi İstanbul, Kırmızı İstanbul, Beyaz İstanbul, Vatan Partisi'nin her yerdeki adaylar için söyleyeyim. Bir Ankara adayımız var. Profesör Doktor Tülin Oygür Cumhurbaşkanı olacak kişi. Düşünün, İzmir adayımız da öyle. Vatan Partisi'nin buradaki adayı Naki hocamız. Ömrünü halkı için yaşamış vatansever isimler. Ama bunları ne yapıyoruz? Toplumun önüne çıkarabilecek araçları güçlendirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu tiyatroyu, yani 770 milyon hazineden aldıkları parayla bizim karşımıza çıkıyorlar. Bir illüzyon yaratıyorlar. Bir görüntü kirliliği yaratıyorlar. Üstelik bunları zor zamanda da bir daha göremeyeceğiz, emin olun, bu adayları. Yani o koltuğa bir otursun, ondan sonra şirketler, ihaleler, başka bürokratları zengin etme tiyatrosu başlayacak. Değerli arkadaşlar, Türk milleti bu tiyatroyu çok izledi. Bakınız, bu tiyatroyu daha önce çok izledik. Bu tiyatroya isyan edeceğiz. Avcılar'da Naki hocamızın arkasında kale gibi duracağız. Vatan Partisi'nin namuslu adaylarının arkasında kale gibi duracağız ve partimizi güçlendirerek Türkiye'nin geleceğine mühür vuracağız. Bundan önce yaptığımız gibi. Vatan Partisi almadığı oyların bile hakkını verdi. Almadığı oyların bile hakkını verdi. Şimdi bu sistem partileri, ona da değinerek sözlerime son vereceğim. Bu sistem partilerin içerisinde bir sınırsız vaatler başladı. Sanki sınırsız bütçe varmış gibi sınırsız vaatler. Hayret ediyoruz. Yani onu yapacağız, bunu yapacağız, şunu yapacağız. Değerli arkadaşlar, Türk milletini bu kadar saf yerine koymak, budala yerine koymak gerçekten insanın ağrına gidiyor. O yüzden milletimize temas edeceğiz ve milletimizin omzunu tutacağız, kolunu tutacağız, sarsacağız. Diyeceğiz ki arkadaş, bu yalanlara artık isyan edeceğiz hep birlikte. Sınırsız, ayakları yere basmayan sınırsız projelerle bizim karşımıza çıkıyorlar. Hayır, bu belediyenin bir bütçesi var. O bütçeyle ne yapılabilir onları anlatacağız. Biz 42 milyar 610 milyonla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesiyle neler yapabileceğimizi ayrıntılı anlatıyoruz. En son trafik konusundaki açıklamamız dikkat çekti ve bir polemik de yarattı. İsmimizi anmadan televizyonlarda konuşup durdular. Hatırlarsanız Mavi İstanbul projesinde dedik ki İstanbul'daki günlük yolcu hareketinin sadece %3'ü denizi kullanıyor. 39 ilçenin 23 tanesinin denize kıyısı var. 39 ilçenin 23 tanesinin. Ve dedik ki İstanbul'da Kartal'dan Bakırköy'e gitmek isteyen adam karayı dolanıyor. Dedik ki niye denizi kullanmıyoruz? Hadi gelin bunu %3'ten %15'e denizi kullanma oranını çıkaralım, oranını yükseltelim ve trafiği rahatlatalım dedik. Ve iskeleleri araştırdık. Nerede iskele var? İstanbul'un deniz kıyısında 350 kilometre, adaları da eklediğimizde denize kıyımızın olduğu alan sayısı ne kadar büyük. İskelelere baktık. Ne öğrendik biliyor musunuz değerli dostlar? İstanbul'daki iskelelerin yarısını restoran yapmışlar. Akrabalarına satmışlar, kayınçolarına satmışlar, dayıoğullarına satmışlar, yandaşlarına satmışlar. Ve iskeleleri restoran yapıyorlar, sizi bizi de karaya ölüme mahkum ediyorlar. Sonra da trafik var, ben çözerim diyorlar. Yer miyiz bunu? Yer miyiz bu yalanı? O zaman yemeyeceksek bu sefer oylarımızla ders vereceğiz. Ve diyeceğiz ki karada ölüme mahkum değiliz. Karada ölüme mahkum değiliz. Tabii denizde rant yok. Denizde altyapı yok, yatırım yok, o delen makineyi sokamıyorsun. Su var.
Üstüne bir şey koyuyorsun, gidiyor. Yani yatırım olmadığı için. Yani denizde yatırım yapmadan denizde insanlarımızı sıkış tepiş yerine püfür püfür yolculuğa götürebilirsiniz. Ama denizde rahat yok. Denizde huzur var. Denizde kavga yok. Trafikte millet birbirinin gözünü çıkarıyor. Bir de deniz yolculuğunda insanlarımızın ruh halini düşünün. Birbiriyle tanışacak, birbiriyle kaynaşacak. Birbirinin güzelliğini keşfedecek. O yüzden bu sistem insanımızın ahlakını ve kimyasını da bozuyor. Bu sistem kar hırsıyla hem insanımızı ölüme mahkum ediyor, eziyor. Ömürlerimiz trafikte geçiyor. Yaşantımız, ama bir yandan da ne oluyor? Bu rant ve beton partilerine verdiğimiz oylarla birlikte aslında kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Burada değerli arkadaşlar, rant ve beton partilerine karşı Vatan Partisi'nin özel projelerini yaymanızı, bu konuyu çevremize duyurmanızı özellikle rica ediyoruz. Ve şunun da altını çizeyim. Açılım konusunda Vatan Partisi çok sert bir tutum almıştı. Şunun altını çizeyim. PKK'nın partisiyle yan yana gelmeyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Bakın, ben bazı dostlarıma şunu soruyorum. Cevap üretemiyorlar. Bize bazen kızıyorlar bu konuda sert tutum aldığımız için. AKP açılım yaptığında karşıydık da. Hendek kuruluyor, PKK'nın adamlarına alan açılıyor diye karşıydık da. Başka bir parti açılıma meyledince niye karşı çıkmıyoruz? Niye karşı çıkmıyoruz? Şişli'de en son Kürdistan belediyelerini kurtaracağız diye konuşma yapılıyor. Aynı mikrofondan. Aynı partilerin adamları arka arkaya konuşuyor. Aynı mikrofondan konuşuyorlar. Dolayısıyla burada arkadaşlar cesaretle şunu söyleyeceğiz. Kürdümüz bizim Kürdümüzdür. Has parçamızdır. Has parçamızdır. Ben de Kürt kökenli bir yurttaş olarak bunu söylüyorum. Ben de Naki Hocam'la hemşeriyim. Malatyalıyım. Bu Kürdümüz has parçamızdır ama PKK, yani Türkiye'yi bölmek isteyen ve Amerika'dan 5000 tır silah alan, Beşiktaş stadını patlatan, havalimanını patlatan, askerlerimizin üzerine bombalar yağdıran PKK örgütü, hele Amerika Birleşik Devletleri'nden de yüzsüzce göstere göstere silah alıp bizim üzerimize gelecekler ve biz de Şişli'de Kürdistan belediyelerini kurtaracağız diye aynı mikrofondan konuşacağız. Bu utanmazlıktır arkadaşlar. Bunu kabul etmiyoruz. Bunu reddediyoruz. O yüzden PKK siyasetlerini aynı mikrofondan dillendirenler ya arkalarındaki Atatürk resmi indirsin ya da göğüslerindeki altı oku indirsin. Rahat rahat konuşacaklarsa öyle konuşsunlar o zaman. O yüzden burada da vatansever siyasetleri cesurca savunacağız. Kandil'de PKK'lılar artık rahat konuşamıyorken Şişli'nin ortasında o PKK siyasetlerini dillendirmelerine izin vermeyiz. Vatan Partisi buradaki kararlı tutumuna da devam ettirecek. Şimdi seçim döneminde kolları sıvayalım. Hocamızı burada yalnız bırakmayalım, altını çiziyorum. Vatan Partililer, içerisinde bir tane ihaleci bulamazsınız. Kendi çıkarı için ortaya çıkmış bir tane kişi bulamazsınız. O yüzden Vatan Partisi'nin kadrolarının arkasında yumruk gibi birleşelim ve Türkiye'nin çıkarı için birliği, bütünlüğü ve belediyelerimizi kurtarmak için harekete geçelim diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.